Genel izleyici için uygundur. İyi hafta sonları. Ekonomi Arası'nın hafta sonu bülteni başlıyor. Yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Ekonomi ve piyasalarda yakından izlenecek veri ve gelişmeleri aktaralım. Yurt içi verileriyle başlayalım. Pazartesi günü Nisan ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi takip edilecek. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Mart'ta 0.7 puan artışla %77.3 seviyesine ulaşmıştı. Reel kesim güven endeksi ise Mart'ta bir önceki aya göre 1.3 puan düşüşle 108.5 seviyesine gerilemişti. Bu veriler sanayi üretiminin öncü göstergesi olarak yakından takip ettiğimiz veriler. Sanayi üretiminde ekonomide çarkların dönüp dönmediğinin göstermesi açısından önemli. Perşembe günü ise yine yurt içinde Nisan ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak. Mart'ta veri 95.70 seviyesine gerilemişti. Verinin 100 seviyesinin altına gerilemesi ekonomiye dair karamsarlığı temsil ediyor. Endeksteki düşüş imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştı. Takvimler Cuma gününü gösterdiğinde ise imalat PMI verisi izlenecek. PMI verileri ekonomilerin barometreleri olarak görülürken dünyanın diğer önde gelen ekonomilerinden de hafta boyunca benzer veriler takip edilecek. Yine Cuma günü Türkiye'nin birinci çeyrek turizm gelirleri verisi izlenecek. Yeni ekonomik modelde turizm gelirlerinde desteğiyle cari fazla verilmesi beklenirken Ukrayna-Rusya savaşıyla bu hesapların tutmayacağı düşünülüyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde konut sektörüne ilişkin veriler yeni haftada da yakın takipte olacak. Konut sektörü ekonomiye dair önemli dinamikleri göstermesi açısından önemli takip edilen bir sektör. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve küresel finansal krizi tetikleyen krizde 2008 yılında konut sektörü kaynaklı olarak patlak vermişti. Dolayısıyla konut verileri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in de radarında olmaya devam ediyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden birinci çeyrek büyüme verileri Perşembe günü takip edilecek. Bu da önemli bir veri olarak piyasaların odağında yer alacak. Kripto paralara dair tüm gelişmeler de odağımızda olacak bu hafta. Küresel çapta artan enflasyona karşı önemli korunma araçları olarak görülen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarda Bitcoin için 34.000-43.000 dolar bant aralığı yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre kripto para 40.000 doların üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece yeniden 50.000 dolara doğru hareketler başlayabilir. İzleyip aktaracağız. Gelecek hafta gündemimizde olacak gelişmeleri aktardık. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.